Şelifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik istemeyen, kıvrılmayan yapıda bir örgü modeli göstermek istiyorum. Erkek örgü ceketlerinde, süveter gibi örgülerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine uygundur. Boyunluk, şapka, kaşkor gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir modelimiz 11 ilmekten oluşuyor. 11 ilmek ve katlarını ayarlamanız gerekiyor. En son 4 tane ilmek ilave ederek İstediğiniz sayıyı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta, hatta biraz kalına yakın bir ip kullandım. 3,5 numara şiş ile modelimi hazırladım. Şimdi ben size bu şekilde iki model üzerine anlatımımı yapmak istiyorum. 11 ve katları olarak hesaplıyoruz. 11, 22, 4 ilmek daha, 26 ilmek hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün arka sırasındayım ve ilk sırasındayım. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Biraz hızlanalım. Bu şekilde örgümüzün arka sırasında ilmeklerimizi ters ördükten sonra örgümün ikinci sırasındayım ve örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. İlk 4 ilmeğimi tamamladım. 5. ilmeğe gelince ipim arkada iken bu ilmeği örmeden atlattım. 6. ilmeğimi düz ördüm. 7. ilmeğimi örmeden atlattım. 8. ilmeğimi düz ördüm. 9. örmeden atlattım. 10. ilmeğimi düz ördüm. 11. ilmeğimi örmeden atlattım. İlk modelimi hazırlamış oldum. Şimdi ikinci modele geçtiğim zaman 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 5. ilmeği örmeden atlattım. 6.'yı düz ördüm. 7. ilmeği örmeden atlattım. 8. düz ördüm. 9. ilmeği örmeden atlatıp 10. ilmeği düz örüyorum. 11. ilmeği örmeden atlatarak ikinci modelimi tamamladım. Kalan 4 ilmeğimi düz örerek örgümü ön yüzde tamamlamış oldum. Örgümün arka tarafındayım ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Devamındaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. Burada örmeden atlattığım ilmeğime gelince ipimi ön tarafa geçiriyorum. Bu ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. İpimi ön tarafa geçiriyorum. İlmeğimi örmeden atlatıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden bu kısmı tamamlıyorum. İkinci modele geçtiğim zaman 4 ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilmekleri ön sırada, bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Ama ipi kendi tarafıma aldıktan sonra bu ilmeği atlatıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde bir ilmek düz, bir ilmek örmeden atlatarak ilmeklerimi örüyorum. Son kalan 4 ilmeğimi düz örerek örgümü tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. 4. sırasındayım. Bu sırada ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Atlamadan hepsini sıra boyunca düz olarak örerek devam ediyorum. Erkekler için özellikle hırka, kazak gibi örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Aynı şekilde erkek çocuklarına da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bayan yeleklerine de uygulayabileceğiniz bir örgü modeli. Ön yüz hepsini düz örerek tamamladım.
Şu anda örgümün arka tarafındayım ve 5. sırasındayım. Şu anda aynı zamanda örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemlere geçtiğimiz sıradayız. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örmeye devam ediyorum. Hızlıca hemen ilmeklerimi ters örerek bitirmek istiyorum. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters örerek her modelin arasında boşluk veriyoruz. Sonraki iki sırada ise modelimizi uyguluyoruz. Şimdi boşluğumuzu tamamladık. Şimdi tekrar modeli aynı şekilde uygulamamız gerekiyor. Kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeği düz örerek başlangıçtaki 4 ilmeği ört. 5. ilmeğe gelince ipim arkada iken örmeden atlatıyorum. 6. ilmeği düz örüyorum. 7. atlatıyorum. 8.yi düz örüyorum. 9. atlatıp 10.yu düz örüyorum. Ve 11.yi atlattıktan sonra 2. modelime geçerek 4 ilmek düz örüyorum. 5. atlatıyorum. 6. düz örüyorum. 7. ilmeği örmeden atlatıyorum. 8. düz örüyorum. 9. ilmeği örmeden atlatıp 10. düz örüyorum. Ve 11. ilmeği örmeden atlatarak bu şekilde ön yüzde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlk 4 ilmeğimi düz örerek devam ettim. İpimi ön tarafa geçiriyorum. Ön yüzde örmeden atladığım ilmeğimi arka yüzde tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek örmeden bir ilmek düz şeklinde devam ediyorum. İkinci modele geçtiğim zaman 4 ilmek düz örüyorum ve bir ilmek örmeden bir ilmek düz şeklinde diğer ilmeklerimi devam ettiriyorum. Şimdi bu sırada ilmeklerimizin tamamen hepsini ön yüzde düz örüyoruz. Arka yüzde ters örerek modelimizi tekrarlıyoruz. Bu şekilde modelimizi devam ettirerek örgümüzü tamamlıyoruz. Herkese kolay gelsin.